hanımlar beyler, hepiniz Minecraft Survival Okulu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Küçük bir eksiklik var değil mi? Videonun girişine bir önceki bölüm yaptıklarımızı koymayınca. Şöyle söyleyeyim, uzun bir yoldan geldim desem, bir de orada çalıştım desem, şehir değiştirdim, bir daha şehir değiştireceğim, yola gideceğim falan filan. Anlayacağınız, bir baktığım zaman da 6 gün önce falan atmışım bölümü. 6 gündür yapmadığım iş ve amelilik kalmadı. Ama sabrın sonu selamettir diyelim. Bir baktım şöyle bir yeni bölüm atma zamanı geldi. Sizi mahrum bırakmak istemiyorum hiçbir şeyden. Geçen bölüm demiştik ki bir Blaze Farm'ı yapacağız. Bu fırın sistemimize otomatik bir şekilde işte yakıt kasacağız bu sayede falan filan. Bunu konuşuyorduk. Blaze Farm yapamayacağız. Çünkü çok az bir vaktim var. Bu videoyu falan yapıp yetiştirmek istiyorum. Hem de yola gideceğim için hazırlık yapmam gerekiyor. Blaze Farm'ı benim için böyle 1-2 saat daha fazla sürecek bir şey. En azından sistem. Bu bölüm bu yüzden başka bir yakıt farmı yapacağız. Şimdi biliyorsunuz ki oyunda belli başlı yakıt türleri var. Yakılabilir itemler var. İşte tahta, çubuk, şu, bu. Birçoğunuz mesela cadı farmı yapanlar çubukla yakıt kullanır. Bambu farmı yapanlar da bambu. Aslında bunlar zayıf yakıtlardır. Oyundaki güçlü yakıtları sıralamak gerekirse şöyle bir sıralama yapabiliriz. Lav kovası, bir kova lav en çok item pişirendir. 100 tane item pişirir kendi başına. Sonra tek başına bir tane kömür bloğu 72 tane item pişiriyor diyebiliyorum. Sonrasındaysa kelp bloğu geliyor. Kelp bloğu da kendi başına 20 tane eşya pişiriyor. Sonrasındaysa blaze çubuğu kendi başına 12 tane eşya pişiriyor. Benim blaze çubuğu yapmak ya da blaze çubuğu farm yapmaktaki asıl amacım buydu. Yani hem AFK kalıp XP kasabiliyoruz, hem yani sınırsız, sadece başına dur ve blazer'ı öldür. Ama dediğim gibi bu bölüm için uzun süreceğini düşündüğümden dolayı bir tık üstüne gidiyorum. Yani daha kolay ve daha efektif yapılabilecek olan kelp farmını yapacağız bu bölüm. Kelp bloğu farmı yapacağız ve yakıt olarak kelp bloğu kullanacağız. Bir sonraki bölümde yakıta ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Bunun için de kelp bloklarını kullanacağız. Kelp farmı kolay ve aslında kompakt bir nano farm şeklinde yapacağız onu. Güzel de bir yere gömeriz. Orada bir çeşitlilik sağlar çevremizde. Nelere ihtiyacımız var? Bir miktar huniye ihtiyacımız var. İşte efendime söyleyeyim, pistona, işte repeater'a, komparatöre, fırına falan ihtiyacımız var. Fırın olarak duman fırınını kullanacağız. İyi bir nasıl desem, hızlı pişirmesini sağlayacaktır. Birazcık buza, 1-2 tane kelp bitkisine ihtiyacımız var. 1.16 ile beraber gelen en güzel özelliklerden bir tanesi. O video çekmediğim için kendi kendime konuşmam şu anda bana tuhaf geldi. Oğlum ben bir haftadır ne yaşadım ya? Allah. Kelp bu arada güzel bir yemek ve aynı zamanda çok iyi bir yakıt türüdür arkadaşlar. Normalde bu kelple oyuna ilk eklendiği zaman en hızlı yenebilir yemek ve en iyi yakıtlardan bir tanesi olarak eklenmişti. Ancak kelp hiçbir şekilde... Nerede lan kelp? Heh, burada. Kelp hiçbir şekilde arkadaşlar şeker kamışında olduğu gibi kemik tozuna etkilenmiyordu. Yani kemik tozuyla kelp büyütmek imkansızdı. Ancak sağ olsun geliştiriciler birazcık da oyunun üzerine düşündü sanırım o sırada. Ve dediler ki kelpler şey yapılabilmeli, anladınız mı? Kemik tozuyla büyütülebilmeli dediler. Durum böyle olunca yeni özellik gelince yani biz de hayırlısıyla kullanacağız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şurada eriyebilen buzumuz vardı. Aynen bunlardan lazım bize. Kemik tozundan yana zaten hiçbir sıkıntımız olmadığını biliyorsunuz önceki bölümlerde. Şuradan bir şalkır çekeyim hatta üzerimize. Bunu kullanırız. Kelplerimizi de, yani pişmiş kelplerimizin de geleceği sandıklar zaten dünden hazır otomatik sistemimizde. Bize sadece farmını yapması kalıyor anlayacağınız. Easy peasy bir şekilde güzel bir farm yapmamız lazım. Konum olarak burası bana uygun geliyor açıkçası. Yani neden diye sormanın çok bir... Çevreye bir yere mi yapsam ya? Bir düşünmem lazım. Bana bir müsaadeni düşüneyim ben. Tabi düşünürken de üst kata gidip şu şeye bakayım. Bey takım tablomuza. Geçen bölüm demiştim ya, fırın sistemi bana bir arkadaş kazandırdı diye. O arkadaşlarından bir tanesi Berk burada. Reis King katılmış bey takımına. O yine katılmış. 6 gün olmuş katılalı. Hoş gelmiş. Sefa getirmiş. Şöyle bir dışarıya bakayım. Hava kapalı. Yatalım. Yatalım uyuyalım. Gündüz yapalım. Şimdi açıkçası farmın önden görünüşü 5'e 5 bir alana kadar indirgenebiliyor. Yani minimum o kadar indirgenebiliyor. Ama daha fazlası da yapılabilir hani.
çok daha fazla kemik tozuyla çalışan bir kelp farmı da dışarıyı yaparsak açıkçası hoş görünebilir ama alakasız kaçar. Gidip fırın sistemine bir alt kat yapalım. Böylece hani alakalı olsun. Base'imiz kompakt olsun. Ya istiyordum ki dışarı bir şey yapalım da nasipte yokmuş. Sonuç olarak nasipte varsa bu kadar. nereden iniş yapsak? Acaba şuradan mı iniş yapsam? Ay ne kadar kararsız kalıyorum bu bölüm her şey için ya. Buradan iniş yapayım ya. Yani buradan iniş yapayım. Küçük bir oda açalım buraya. Buraya sistemimizi yapalım. Üst katta da fazla alakalı olmaması için uğraşacağım. Çok büyük bir alana ihtiyacınız yok dostlar. 7'ye 7. İşte vay efendime söyleyeyim. 5'e 5 bir alana bile sığdırabiliriz. Bu arada geçen bölüm arkadaş önermişti. Bir yorumlardaki bir arkadaş. Buraları blackstone yapmamı. Yaptım ve çok güzel oldu. Hoşuma gitti. Sağ olsun. Çok güzel bir tavsiyeydi. Ben bu arada yorumları okumayı çok seviyorum. Bu yüzden ne bileyim bölümleri izlerken falan böyle fikirlerinizi yazarsanız gayet de memnun olurum. Şimdi sistemimize başlayalım istiyorum arkadaşlar. Şöyle koyalım bakalım malzemelerimizi. Nereden başlayacağımızı soracak olursanız redstone'la başlayacağız. İlk evveliyatında nasıl yaparız? İlk önce otomatik depolamamıza bağlamayacakmışçasına yapalım. Ondan sonra ben onu bağlarım zaten. Şimdi ilk önce bizim kelplerimizi pişirecek fırınımız bu. Neden bu fırını kullanıyorsun abi diye soracak olursanız bu fırın yiyecek türevlerini çok hızlı pişirdiği için bu fırını kullanacağız. Ardından ben şu kısımda bir tane fırlatıcıya bir tane yapışkan pistona ihtiyacımız var. Ve ayrıca de şöyle konuyla alakalı bloklar kullanacağız. Şuraya bir tane fırlatıcı koyacağız. Burası da kelp bitkimizin dikileceği nokta olacak. Bu kısma da arka kısmına da yani şu kısma da bir tane yapışkan blok koyup yapışkan piston koyup onun da üzerine bir tane blok yapıştıracağız. Şimdi şu kısımları şöyle bir temizleyelim. Aşağı yukarı sistemimizin başlangıcı bu olacak. Buradan sonrasında bir miktar redstone kablolaması var. Şu kısma böyle farklı bloklar koyalım da redstone devremizi sonrasında kırmamak için. Bu kısmı arkadaşlar şu şekilde bir güzel bloklarla çevriliyoruz. Şu kısmı da kırıyoruz. Buraya bir blok koyuyoruz. Hatta buraya da koyuyoruz. Şimdi benim yaptıklarımı tekrar edeceksiniz. Şuralara iki tane observer koyduk. Bunları kırdık. Ardından şu kısma bir tane açılmamış, bir tane açılmış. Sonra bir tane full açılmış. Ardından buraya da mı böyleydi? Buraya da şöyle full açılmışından koyalım. Birer tane repeater. Bu kısımları şu şekilde değerlendireceğiz. Buralara redstone'larımızı koyuyoruz. Ardından bu kısma değil de nereye? Aynen bu kısmı. Şöyle bir tane repeater koyduk. Bunu hiç açmıyoruz. Şunları açıyoruz. Bunu hiç açmıyoruz. Şuraya arkadaşlar bir tane komparatör koyacağız. Yani karşılaştırıcı. Şuraya da bir tane redstone tozu koyacağız. Şimdi burada sistemimiz ne biliyor musunuz? Burada bir tane kelp ekili olacak. Kelp büyüyecek. Fırına atılacak. Fırındaki kelp pişip de varilin içine düştüğü zaman sistem yine bir kelp pişirtecek. Tekrar buraya konulacak. Böylece sistemin içine kemik tozu ve yakıt koyduğumuz takdirde sürekli bizim kelplerimiz pişecek. Mantığımız bu yani. Mantalitemiz en azından bu. Olayımız bu. Yakıt konusunu çözeceğiz. Zaten sınırsız yakıt, sınırsız kemik tozu koyabilme ihtimalimiz olacak. Sonuçta kelp bloğunu kelp bloğu üretmek için kullanabiliriz. Aynı Thanos'un taşlarla eldiveni yok etmesi gibi tuhaf bir durum. Döngüye sokabiliriz. Şimdi şöyle görsel anlamda bir şeyler yapalım. Ama bir tık daha içeriden yapalım. Bu kısımlarda birazcık cama ihtiyacımız var. Şurada cam kullanalım ki kelplerimizi görebilelim istiyorum. Bu kısmı cam yapacağım. Bu kısımlara konuyla alakası olsun olmasın sadece görsel uyum adına birer tane blok koyacağız. Şimdi birazcık suya ihtiyacımız var. Ve şuraya atlama ihtiyacımız var. Atladık. Buzumuzu koyuyoruz şu şekilde.
Ardından bu buzlarımızı kırıyoruz. En alt kısma bir tane kelp ekmemiz yeterli. Sonra gerisin geri çıkacağız buradan. Şu kısımları görsel anlamda uyum katması açısından şöyle merdivenlerle dolduruyorum. Şimdi şu kısma yakıt için, bu kısma da kemik tozu için depolama sistemi yapabiliriz. Şuradaki fırlatıcıya güzelce bir hopper sırası çekiyoruz arkadaşlar. Vallahi bakalım çalışacak mı yani. Dediğim gibi krizi deneme fırsatım olmadı bunu. Umarım bu bölüm beni kepaze etmez. Çalışır. Bunların üzerine çiftli sandık koyabilirsiniz. Aslında çiftli sandık koymak da en mantıklısı düşününce şöyle bir kemik tozu depolaması açısından. Şimdi tamam dostlar, bu şekilde bir depolama yaptım. Bu sandıklar birbirlerine bağlı. 8 çiftli sandık kemik tozu, 8 çiftli sandık kelp demek. Yani zaten bu kadar da ben doldurmam bu sistemi. Şimdi geldik şuraya. Şuraya bir tane komparatör koyacağız. Ardından iki tane şu şekilde açacağız burada koyduğumuz repeater'ları. Bunlar observer'lar izleyecek. Şu an her şey mük şekilde ilerliyor. Şöyle bir de yakıt bölmesi yapalım kendimize. Şık bir şey olsun. Buraya da hani böyle yakıt depolarız. Bunu bir tık geriden yaptık. Bunu deriden yapmamız abes kaçar. Bu kısma da 4 tane varil koyacağız. Şöyle bir bakınca güzel oldu. Şimdi bu kısmı kapatacağız. Şöyle bir geri döneceğim, bakacağım neyimiz eksik, neler lazım. Şuraya kemik tozu çalkırımızı bırakalım. Üstümün başımın fazlalığını düzenleyeyim. Şimdi yanıma başlangıç olarak bir miktar kömür alayım. Üretim için, ilk üretimimiz için. Sonrasında zaten buna gerek kalmayacak. Sınırsız kelpimiz olacak. Bol bol kelp kullanabileceğiz. Şimdi iniyorum aşağı. Şurada herhangi bir yere kömürlerimizi boşaltalım. Zaten bu fırınımızı, yakıt kısmını bulacak. Sıkıntı yok bundan yana. Burayı da dizayn etmek lazım da şu an pek ne yapılabilir aklıma bir şey gelmedi. Tuzak kapılarını seviyorum. Kullanması zevkli materyaller. Şuraya bir şey yapamayacağım gibi şimdilik, ona bir akıl düşünürüm. Bol tuzak kapılı bir yer oldu burası. Şimdi yapmamız gereken basit. Kemik tozunu koyduğumuz anda sistem çalışmaya başlayacak. Bakın çok hani izlemesi de zevkli bir sistem olacak tam otomatik bir şekilde. Ama dediğim gibi ben bunun depolamasını daha önce şeye bağlamayacağım. Otomatik depolamaya şimdilik burada gözlemleyeceğiz. Şimdi kemik tozlarımı koyuyorum arkadaşlar. İlk kemik tozu sistemi giriş yaptıktan sonra aynen görmüş olduğunuz gibi kemik tozları kelplerimizi büyütüyor. Bir adet kelp piştiği anda tekrar bir tane kelp büyütülüp geliyor. Böylece mükemmel bir döngü şeklinde burası sınırsız bir şekilde kurutulmuş su yosunu üretecek. Sonsuz bir şekilde depolamamıza da bağladığımız takdirde full artı full otomatik bir sistem olacak burası. Aslında şöyle bir enine boyuna düşününce bu sandığın burada olması da mantıklı. Mesela şu duvarı komple pişmiş kelplerin geleceği bir yer yapıp da burada craftlayıp üstteki fırınlarda kullanabiliriz. Yani hiç mantıksız değil. Yani depolama sistemimize katmak da mantıklı tabi de. Katmasak mı ki ya? Bakın burada uzakta kalıyor. Buraya daha yakın. Bence katmamak mantıklı gelmeye başladı. Şöyle bir bakayım. Aynen görmüş olduğunuz gibi sınırsız bir şekilde artık kelp bloğumuz var. Hem de sistem büyük değil. Açıkçası epey küçük bir sistem. Şöyle bir bakınca 1, 2, 3, 4, 5. Aynen. 5'e 5 bir sistem. Nano kelp farmı. Mis gibi kelplerimiz var artık. Önümüzdeki bölümde başka bir şehirde olacağım. Tabi dediğim gibi bu aralıkların üretken olmadığım kısımların haliyle tatlı olmadığını ben de biliyorum. Ancak sonrasında okul durumum açılma kapanma bir düzene girerse inşallah
İnşallah şu YouTube'da yapmayı özlediğim yegane şey olan canlı yayınlara bir başlayalım istiyorum. Bu yüzden hakkımızda hayırlısı olsun. Sistem minik oldu. Video da minik oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım çok işinize yaramıştır. Spontane bir video oldu. Dedim ya, sizi Survival okulsuz bırakmak istemedim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. O zaman kadar kendinize iyi bakın. Çok güzel bir projeyle karşınızda olacağım. Dediğim gibi, hoşça kalın.